Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Bir Rehber Gündem programıyla daha birlikteyiz. Bu hafta Rehber Gündem'de daha çok dış gündem ağırlıklı değerlendirmelerimiz olacak. Değerli izleyenler, öncelikle konu başlıklarımıza kısaca yer verelim. 100 yılın kaos ve işgal planını konuşacağız. Amerika'nın gündeme getirdiği Siyonist akla dayalı 100 yılın anlaşması denilen bir ihanet planı, bir işgal ve kaos planı söz konusu. Son günlerde sıklıkla gündemde, hatta bunu icraate dökmeye dönük, pratiğe dökmeye dönük bir takım adımlar atılıyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Bahreyn'de de bu kapsamda bir çalıştay düzenlenmişti. Dolayısıyla 100 yılın anlaşmasını konuşacağız. Bu planın detaylarında neler var, ne amaçlanıyor, bu planla ilgili olarak hangi ülke nerede duruyor, bunları konuşacağız. Bununla birlikte tabii Doğu Akdeniz gerilimi var, önemli bir konu. Doğu Akdeniz'de de tansiyon giderek yükseliyor. Bugün Mısır'la Fransa Doğu Akdeniz'de ortak bir tatbikat başlattıklarını duyurdular. Dolayısıyla bir tarafta Fransa, İngiltere gibi ülkelerin, bir takım Amerikan şirketlerinin yer aldığı, tabii Yunanistan, Güney Rum yönetimi ve Mısır'ın Siyonist işgal çetesinin yer aldığı bir blok var. Diğer tarafta ise Türkiye'de kendi tezlerini savunuyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de gerilim yüksek. Diğer taraftan zaten Suriye meselesiyle birlikte Doğu Akdeniz'e birçok ülke savaş gemisini göndermişti. O anlamda da deyim yerindeyse bir barut fıçısına dönmüş durumda. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de bu vesileyle konuşacağız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Değerli izleyenler, araştırmacı yazar Fesih Yasak bizimle birlikteler. Fesih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olun, sağ olun efendim. Değerli izleyenler, birazdan bir konuğumuz da İstanbul stüdyosunda olacak. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin. Kendisini de aynı şekilde ağırlayacağız. Ben Fesih Bey, sizinle başlamak isterim. İfade ettik, şimdi 100 yılın anlaşması denilen aslında bir kaos planı, bir işgal planı. Tabii bu kaos ve işgal planının bir de ihanet boyutu var. Çünkü bu plan bir takım İslam ülkelerinin yöneticileri eliyle kotarılan, yürütülen bir süreç, bir plan. Öncelikle 100 yılın anlaşmasıyla ne amaçlanıyor dersek neler söylersiniz? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tabii Orta Doğu'nun kaderini değiştiren Balfour Deklarasyonu dediğimiz 1917 yani Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesine bir yıl kala 2 Kasım'da yazılan ve daha sonra Balfour Deklarasyonu olarak adlandırılan üç cümlelik bir mektup. Bölgenin tarihini Kenan Bey kökten bir şekilde değiştirmesi açısından bu olayların belki de en önemlisidir. Tabii bu deklarasyon dolayısıyla bazılarının bayram adettiği bu yıl dönemi başta Filistin halkı olmak üzere tüm İslam dünyası için bir felaketin seney devresiydi aslında geçen yıl. Ki Balfour Deklarasyonu Kenan Bey, Birinci Dünya Savaşı malum 4 yıl devam etmişti. 1914-18 tarihleri arasında tarihçisiniz. Devam ederken malum tarihte İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un İngiltere Yahudilerinin ve Uluslararası Siyonizmin hareketin liderlerinden Rothschild'e yazdığı ve İngiliz hükümetinin Filistin topraklarında Yahudiler için milli bir yurt kurulması fikrini desteklediğini açıkladığı bir bildiri Balfour Deklarasyonu. 1918 yılında yani Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği yıl Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da bu meşhum deklarasyon kabul edildi. Tabii altını çizerek söyleyeyim. Balfour Deklarasyonu yayınlandığı sırada Filistin'deki Yahudi nüfusu 56 bine tekabül ediyor Kenan Bey. Yani 56 bin civarındaydı. Ki o zamanki Müslüman Arap nüfusu Filistin topraklarında 600 bine denk gelmekteydi. Buradaki nüfusa tekabül eden Yahudi nüfusu %10'u ancak buluyordu. Deklarasyon
ayrıca ironik tabiri caizse bir şekilde Yahudi olmayanlar olarak tanımlandığı ve o dönemde bölgede yaşayanların %92'li kesimini oluşturan Filistinli Müslümanların haklarının da korunacağını ifade ediyordu. Tabii Filistin'de Yahudi halkı için milli bir yurt kurulmasına İngiliz hükümeti en başta olumlu bakmaktadır ve bu amaca ulaşılması için de ellerinden gelen çabayı gösterdiler Kenan Bey. Halen mevcut Yahudi olmayan halkların toplumsal ve dini haklarına ya da Yahudilerin diğer ülkelerdeki hak ve politik statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı net bir şekilde anlaşılmalıdır. Tabii Balfour Deklarasyonu Kenan Bey, kendi adıyla tarihe mal olmuş, tarihe geçen bu metinde birbirine zıt, tamamen zıt iki vaatte bulunulmuştur. Nedir bu vaatler? Bir yanda hali hazırda üzerinde başka bir milletin yaşadığı toprakları, yani öz ve öz Filistin halklarına, Filistin halkına ait olan topraklar Yahudilere vaat ediliyor. Diğer yanda yaşadıkları toprakları başkasına vaat edilen milletin haklarına herhangi bir zarar gelmeyeceğine dair bir iddiada bulunuyor. Yani Balfour Deklarasyonu ta yayınlandığı günden bugüne bir paradoks, çelişki içermektedir. İlk vaadin gerçekleşmesinin ardından, yani Filistin toprakları üzerinde Yahudi devletin kurulma vaadi, ikinci vaadin aksi gelişmelerin yaşanmasıyla tarihi tecrübe ile de kanıtlanmış. Evet. Şimdi öyle bir belgedir ki, bir millet diğer bir millete, üçüncü bir milletin toprağını, ne hazindir ki, büyük bir gösterişle vaat ediyor. Büyük bir iştahla vaat ediyor Kenan Bey. Üstelik kendisine vaatte bulunan bu millet daha millet bile değil. Kendini millet olarak, ulus olarak Yahudiler o zaman Filistin toprakları üzerinde tanımlamıyorlar. Sadece kendilerini dini bir topluluk olarak tanımlayan Filistin'deki azınlık durumundaki Yahudiler kendilerine bu topraklar vaat edildiği sırada dördüncü bir millete, yani bu topraklar Osmanlı'ya aitken bu yapılıyor ne hazindir. Yani şöyle diyelim, bu tanımlamada Kenan Bey iki noktaya, iki duruma değinilmektedir, altını çizelim. İlki 2 Kasım 1917 tarihinde deklarasyon ilan edildiğinde Filistin topraklarının hukuken Osmanlı Devleti'ne ait olduğu gerçeğinin altını bir kere çizmeden edemeyeceğim. Ki İngiliz kumandanı meşhur General Sir Edmund, ben isminin yarısını söyleyeyim, komutasındaki İngilizler Ekim ayının sonunda Filistin işlerine girmişler ve sırayla Gazze, Yafa ve Kudüs'ü ne yazık ki ele geçirmişler. Osmanlılardan kotarmışlar, almışlardı. Tabii 9 Aralık 1917'ye tekabül eden bu bilgiler ışığında İngiltere'nin bir başka devlete ait olan toprakları başka bir millete vaat etmesinin hukuksuzluğu ta işin başında ortadadır. Peki ki, şimdi evet. O günden bugüne baktığımızda, yani hani 100 yıllık bir işgal süreci var ve evet, ifade ettiniz aslında Balfour Deklarasyonu bu işin önemli köşe taşlarından, evet, ya da önemli dönemeçlerinden bir tanesiydi. Zira evet, o gün işaret fişeği yakılan bir süreç, işgal süreci, evet, ve akabinde 100 yılın işgali söz konusu oldu. Yani 100 yıllık bir işgal süresi söz konusu. Evet. Ama bugün baktığımızda tabii üzerinden 100 yıl geçti. Önümüzdeki 100 yılı da evet, ipotek altına almaya dönük bir takım planlar var. İşte bugünlerde Trump'ın hani damadı eliyle yürütülen, görünürde o var. Arka planda Beynel Milel, Siyonizm var. Evet. Ve bunların yürütmüş olduğu, adına da 100 yılın anlaşması dedikleri bir plan var. Evet. Burayla o aradaki bağı kurarsanız, birkaç cümleyle özetlerseniz ne dersiniz? Evet. Şimdi tabii 100 yılın anlaşmasını malum bugünlerde bir hafta takriben önce
Bahreyn başkenti Manaman'da bir Bahreyn çalıştayı adı altında toplanıldı. Tabii bu bir komploydu. Kudüs ve Filistin'in Arap kimliğini, Müslüman kimliğini ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına dönme haklarını reddetme esası üzerine kurulmuş bir çalıştaydı. Ki bu çalıştayla alakalı gerek İslami Cihat Hareketi'nin liderleri, gerek Hamas İslami Birim Başkanı Sayın Haniye bu konuda muazzam açıklama yaptı. Hamas'ın yetkililerinden mesela Mısri şöyle dedi Kenan Bey, Manama çalıştayının büyük bir tehlike teşkil ettiğini işaret eden Mısri, çalıştayın bir kere İslam aleminin ilkeleri ve kararlarından koparak şüpheli ve tehlikeli projelere, ittifaklara zemin hazırladığını belirtti. Siyasi bir hak olan Filistinlerin kendi vatanlarında özbeöz kendi vatanlarında garip ve parya muamelesi görmesi, efendim 5 milyon kadar Filistinli kardeşimizin kendi topraklarında tehcir edilerek muhacir duruma sokulması, bugün adım adım bu Balfour Deklarasyonu'nun gereği olarak Filistin habire İsrail tarafında işgal edildi ve bugün bir avuç Müslüman Filistin toprakları üzerinde adeta köşeye sıkıştırılmış durumdadır. Yani Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma, bir kere fikir beyan etme yetkisi, hakları yoktur. Şimdi bu konuyla, meseleyle alakalı dünya İslam alimleri, efendim İslam ülkelerinde protestolar düzenlendi. İlk defa belki Filistin'deki gruplar müttefik oldu bu Bahri çalıştayını reddetme protesto anlamında. Ki mesela bunlar içerisinde Sudanlı alim Muhammed Abdülkerim şöyle bir beyanatta bulundu. Dolayısıyla tüm İslam alemi dedi, Filistin'i işgalci Siyonistlerin elinden kurtarmak için çalışmalıdır. Konumu ve sıfatı ne olursa olsun, hiçbir kimse bir zerresinden dahi, Filistin'in bir metrekaresinden dahi vazgeçmemelidir. Siyonist düşmanla anlaşmaya varmak, bu topraklarda veya bir kısmında Siyonistlerin varlığını tanımak hiçbir şekilde doğru değildir. Ki bu çalıştay Bahreyn'in liderliğinde, başkentinde düzenlendi. Çalıştaya malumunuz, Suudi Arabistan, darbeci Sisi yönetimi, efendim bizi üzen Katar'ın katılması, Ürdün katıldı, Fas katıldı. Bu başlı başına bir sorun tabii. Peki, dilerseniz burada bir virgül koyalım. İstanbul stüdyo konuğumsa da bir merhaba demek isterim. Tabii planın detayları ile ilgili tekrar size geleceğim ama oraya da bir söz hakkı vermiş olalım. Evet, değerli izleyenler, İstanbul stüdyosunda Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin var. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Sayın Eşin, dilerseniz sizinle devam edelim. Şimdi tabii konuğumuz Fesih Bey'i de dinledik. Aslında bu bugünlerde gündeme gelen bu 100 yılın anlaşması planının 100 yıl önceye dayanan o Balfour Deklarasyonu ile başlayan sürecin bir devamı olduğunu ifade ettiler. Hiç şüphesiz Balfour Deklarasyonu ve sonrasında yaşanan hadiselerle doğrudan bağlantılı ve birbirinin devamı mahiyetinde olan bir süreç. Peki sizden dinlersek neler söylersiniz 100 yılın anlaşmasıyla? Ne yapılmak isteniyor? Şimdi kaba taslak baktığımızda Filistin davasının tasfiyesinin amaçlandığı ortada. Bu ne kadar gerçekçi? Örneğin Bahreyn çalıştayının bir gerçekliği var mı? Netice doğurması bakımından neler söylersiniz? Tabii öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu 100 yılın antlaşmasıyla ortaya atılan bu komplo, bu ihanet anlaşması, ihanet belgesi nasıl ki geçen yüzyılda, 20. yüzyılda 19. yüzyılın sonlarında
Filistin'e Yahudi göçünün yapılması, orada Filistinli insanların, Filistinli halkın baskıyla, şantajla, tehditle, parayla bir şekilde topraklarından çıkarılması, göçe zorlanması ve Balfour Deklarasyonu, ardından 1948'de Siyonist rejimin ilanı, 67 Savaşı, Doğu Kudüs'ün işgali ve bunlar adım adım ve en son bizim asrımızda, bizim yüzyılımızda da bir nevi bir yeni bir Balfour Deklarasyonu veyahut da yeni bir Nekbe olabilecek bir adım atılmaya çalışılıyor. Tabii Yahudilerin gözünde şu anlayış var. Başkenti Kudüs olmayan bir bağımsız Yahudi devletinin hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla şu anki Siyonist rejim var olan topraklarını iki katına, üç katına, on katına çıkarsa da Kudüs'ü ele geçirmediği müddetçe onların gözünde bu devletin, bu gücün, kuvvetin bir anlamı yoktur. Dolayısıyla bütün oyunlar, bütün planlar Kudüs'ün tamamen Siyonizmin başkenti olması üzerine kuruludur. Ve Amerika'da Trump'ın başkan seçtirilmesiyle birlikte şu anki ümmetin içerisinde olmuş olduğu kaos, bölünme, itilaflar, iç savaşlar ve yerine göre maalesef bazı İslam ülkelerinin başındaki kralların, şeyhlerin ihanetiyle Siyonistler bu ortamı kendileri için bir fırsata dönüştürmenin çabası içerisindeler. Ve 100 yılın antlaşması adıyla bu planlarını tabii caizse artık son vuruşu yapıp tamamen emellerine, hedeflerine ulaşmak istiyorlar. Tabii bu anlaşma henüz Amerika tarafından açıklanmış değil. Sadece bazı basın yayın kuruluşlarında açıklanmış, ifade edilmiş ve Amerika'nın da Siyonist rejimin de yalanlamadığı bir anlaşmadır. Tabii bu anlaşmanın şartlarına baktığımız zaman gerçekten de hani bırakın bir Filistinliyi, bir Filistin toprakları için mücadele eden bir direnci, bir direnç hareketinin sıradan vicdan ehli olan bir insanı bile kabul edemeyeceği çok ağır şartlar içermektedir. Kısaca bir ifade edeyim bu anlaşmanın buyurun, maddelerini. Buyurun efendim. Öncelikli olarak Kudüs'ün tamamen Siyonist rejimin başkenti olması, burada tamamen kontrolün Siyonistlerde olması, belediye olsun, diğer hizmetler olsun. Bunun yanında şu anda Batı Şeria'da, Ramallah'ta, özellikle Batı Şeria bölümünde 250'ye yakın farklı bölgede, farklı alanlarda Yahudi yerleşkeleri, yerleşim birimleri kuruluyor. Ve bu yerleşim birimlerinin tamamen bağımsız olması, özerk olması ve burada kurulacak olan sözde bağımsız Filistin devletinin de bu yerleşkeler üzerinde herhangi bir etkisinin olmaması. Bunun yanında şu anda Filistinli olup da Filistin halkından olan Filistin dışında yaklaşık 6 milyon Filistinli muhacir var. Filistinli göçmen var. Bu insanlar kendi evlerinden, köylerinden, tarlalarından, bağından, bahçesinden çıkarılarak bir şekilde zorla toprakları, evleri gasp edilerek muhacir olmuş. Ve bu sonuçta bu 6 milyon insan hem de kaşonda sürgünde, muhacirette 3 kuşak geçmiş olsa bile bunları bir gün Filistin'e, bir gün kendi evlerine dönmenin hayallerini kuruyorlar, umutlarını taşıyorlar. Ve bu anlaşmayla bu 6 milyon Filistinlinin geri dönüş umudunun tamamen bitirilmesi ve şu anda oldukları ülkede işte Lübnan, Ürdün, Mısır gibi ülkelerde o ülkelerin vatandaşı olmaları ve artık tamamen Filistin'i unutmaları. Bunun yanında tabii Gazze ve Batı Şeria'da ki bu vaat edilen toprak parçası, sözde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması Gazze ve Batı Şeria'da ki bu tarif edilen topraklar da Filistin topraklarının ancak %11'ine tekabül eden bir toprak parçasında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve bu devletin de ordusunun olmaması, askeri gücünün olmaması, işte belki asayişi sağlamak amacıyla işte bir polis gücünün olması ve hafif silahlarının olması. Dolayısıyla bu şartlar gerçekten de Filistin halkının kabul edebileceği şartlar değildir.
Tabii Amerika olsun, Siyonist rejim olsun, bu şartları hiçbir Filistinli'nin kabul etmeyeceğini iyi biliyorlar. Ki Oslo görüşmelerinde 26 yıl önce Yasser Arafat ile o dönemin Amerikan başkanı arasında Arap ucuyla bir anlaşma, en azından Oslo ilkeler anlaşması gerçekleşmişti. Ve bu anlaşmada Filistin en azından yönetimi, 12 FKÖ'yü İsrail varlığını tanıyacak ve buna karşılık da işte Filistin bağımsız devletinin kurulması ve bazı vaatlerde bulunmuştu. Çok ağır olan bu şartlar bile maalesef uygulanmadı. Ve Siyonist devlet de Amerika'da ve onu destekleyen güçler de bu şekilde bir Filistin devletinin kurulmasına dahi müsaade etmediler. Dolayısıyla böyle ağır bir şartı Filistinlerin kabul etmeyeceği bildiklerinden dolayı bu anlaşmanın ön şartlarını, işte mukaddimesini, girişini, buna zemin hazırlamak amacıyla da Bahreyn, başkenti Manama'da Bahreyn Ekonomik Çalıştay adı altında bir çalıştay düzenlendi. Ki sevindirici olan hiçbir Filistinli grup, ki bunun içerisinde El Fethi dahil, şu anki Mahmut Abbas dahil, en azından yönetimdeki başkan Mahmut Abbas dahil, Hamas, İslami Cihat ve bütün Filistinli taraflar, gruplar, direniş hareketleri bunu boykot ederek bu anlaşmaya kimsenin katılmaması ve bu anlaşmaya, bu çalıştaya katılmanın Filistin halkına, Filistin davasına ihanet anlamına geleceğini deklare edip buna katılmadılar. Tabii bu çalıştaya katılan ülkelere baktığımız zaman yine şimdi Siyonist rejimle perde arkasında ilişkileri olan, perde arkasında görüşen devletlerin başkanlarını olduğunu görüyoruz. İşte başta Suudi Arabistan, Bahreyn, ki Bahreyn bu çalıştaya ev sahipliği yaptı. Bunun yanında Mısır, Ürdün, Fas, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bu çalıştaya katılarak destek verdiler. Fakat Filistin halkı bu anlaşmayı, bu çalıştayı kabul etmediği müddetçe ki Amerika'da basında çıkan bazı makalelerde, bazı haberlerde de bu anlaşmanın, bu çalıştayın bir içi boş olan bir balon olduğu, sonuçta eğer gerçekten de Filistin için bir müzakere olacaksa bunun Filistinli halk, Filistin halkıyla olması gerektiği ve sonuçta Filistin halkının da bu çalıştaya olmaması, buna tepki göstermesi de bunun akim kalacağını gösteriyor. Peki Mehmet Bey, şimdi bu çalıştayın ve 100 yılın anlaşmasının Mehmet Bey, şimdi bu çalıştayın ve 100 yılın anlaşmasının zamanlamasını değerlendirirseniz neler söylersiniz? Zamanlaması, İslam dünyasının, İslam aleminin içerisinde bulunduğu durum, bunun üzerinden zamanlama sizce manidar mı? Tabii zamanlaması manidardır. Demin de ifade ettim. Gerçekten şu anda İslam alemi, İslam toplumu belki bir 5 sene önce, belki bir 10 sene önce en azından Kudüs davası için, Filistin davası için bir araya gelebiliyorlardı. Kudüs davası ümmetin ortak paydasıydı. Ama maalesef Suriye'deki gelişmeler, Yemen'deki gelişmeler, belki dün Kudüs için, Filistin halkı için bir araya gelen güçler, kuvvetler, maalesef şu anda aralarında siyasi bazı çekişmelerden dolayı, belki bazı içtihatlardan dolayı şu anda ayrı düştüler. Filistin halkının yararına olan yardımlar, yardım kuruluşları, o yardımlarını farklı yönlere, işte Suriye'ye, Yemen'e, farklı ülkelere kanalize etmelerinden dolayı Siyonistler de bu ortamı kendine fırsat bildiler ve bu fırsatı tabiri caizse kara çevirerek, çevirmeyi hedefleyerek böyle bir anlaşmanın, böyle bir komplonun altyapısını hazırladılar. İnşallah temelimiz, umudumuz ki Filistinli gruplar bu anlaşmayı boykot ettiler ve bu çalıştaya katılan ülkelere baktığımız zaman da sonuçta İsrail'le, Siyonist rejimle bir şekilde perde arkasında ilişkileri olan yöneticilerdir, idarecilerdir. Ve inanıyoruz ki bu ülkelerin halkları, bir Bahreyn halkı, Ürdün halkı, Suudi Arabistan halkı, Mısır halkı bu anlaşma taraftarı değildir. Onların özgür iradesi eğer devreye girerse, eğer onlar bir anket yapılırsa, bütün güçleriyle, bütün kuvvetleriyle bu anlaşmanın karşısında olduklarını, bu komplonun karşısında olduklarını rahat bir şekilde görebileceğiz.
Peki şimdi tekrar size geleceğim ama stüdyodaki konuğumla devam etmek istiyorum şimdi. Fesih Bey, şimdi tabii sesimiz yankı yapıyor bu arada. Bu anlaşmanın taraflarına baktığımızda, 100 yılın anlaşmasının paydaşlarına baktığımızda veya bunu destekleyen ülkelere baktığımızda Sayın Eş'in de ifade ettiler. Körfez ülkeleri ana omurgasını oluşturuyor. Evet. Bu planın finansman ayağını özellikle de Körfez ülkelerinin evet. sırtına yükleniyor. Hatta Trump bunu şöyle açıklamıştı. Bu plan en fazla Suudi Arabistan gibi, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün gibi ülkelerin işine geliyor. İşine gelecek. En fazla buradan kar sağlayan onlar olacak. Dolayısıyla bunun finansmanını da bu ülkelerin sağlaması lazım diye böyle aslında akla hezeyan bir açıklaması oldu. Baktığımızda tabii Katar da bu çalıştaya katıldı. Evet. Ürdün katıldı, Fas katıldı. Bu ülkeler üzerinden bakarsanız neler söylersiniz? Yani bu denklem nasıl şekilleniyor? Bu ülkeleri nasıl aynı hizaya dizebiliyorlar? Evet. Şimdi tabii malum Yahudi devletinin alt taşlarını, yapı taşlarını İngiliz sömürgesi döşedikten sonra asrımızda 100 yıl sonra bugün ABD emperyalizminin kapı kulu gibi duran Bahreyn, Suudi Arabistan, Mısır diktatörü, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletler bugün Amerika'nın bir dediğini iki etmiyorlar. Gerçek şu ki Filistin sorunu bu şekilde ele alınamayacak kadar ciddi ve tarihsel karmaşası olan bir sorun. Şimdi Mehmet Bey de belirtti, Filistinliler onlarca yıldır geri dönüş hakkı ve kendi kaderini tayin hakkı taleplerinden vazgeçmeyi bir kere reddediyorlar. Bahreyn çalıştayında aslında şu yapılmaya çalışılıyor, siyasal hakların parayla satın alınması. İşin hakikati şudur, Filistinlileri evleri üzerindeki mülkiyet haklarını kabul etmeyip eve dekorasyon yapmasını kabul etmeye benziyor bu. Şimdi bunca zamandan sonra her zorluk karşısında hala hak ettikleri bir devlet arayışlarını Filistinli Müslümanlar terk etmediler. Yani onlar sanıyorlar ki ABD emperyalizminin birkaç milyar dolar atmak onların kararlılığını sarsacak. Şimdi 100 yılın anlaşması, Filistinlilerin mülkiyetleri inkar ediliyor bununla. Onların evlerinin onarımı için gereken fonlarla onları yatıştırmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi kısaca söylemek gerekirse Kenan Bey, Filistinliler bu korkunç planı hiçbir zaman, bu dayatılan planı kabul etmeye yanaşmayacaklardır. Çünkü süreç şöyle işliyor. Mehmet Bey'in dediği gibi Amerikan elçiliğini Kudüs'e yerleştirmek ve İsrail'in Golan Tepelerinin yasa dışı işgalini tanımak gibi aptalca kararları ve büyük hataları da içeriyor bu plan. Trump yönetimi bu çapulculara nasıl arka çıkabiliyor ve Filistinlilerden ve Müslüman Araplardan ona güvenmelerini ve tekliflerini nasıl ciddiye almalarını bekliyor, şaşırmış durumdayım. Şimdi şöyle, her şeyden önce Bahreyn konferansı güven eksikliği yüzünden bir kere öldü, tutmayacak. Buradaki en önemli nokta Kenan Bey, bizim dünyamızdaki insanların bunu bir tuzak ve hilal olarak görmeleri. Halk Manama'daki toplantıyı tıpkı Oslo'da olduğu gibi İsrail ve ABD'nin Filistinlileri ve Arapları manipüle etmek için yaptığı başka bir girişim olarak bunu görmek lazım. Bunun altını çizelim. Dahası bu topraklar İsrail tarafından işgal edilmiş bir kere. Filistinli Müslümanlar için sorunun ya da önceliğinin para olduğunu kim söylüyor, kim iddia edebiliyor? Sorun
Müslüman Filistinlere ya da Araplara efendim 50 milyar dolar vaat edip sorunu çözme sorunu değildir. İşgal sorunudur. Öncelik işgalin sona ermesidir burada. Filistin'de ve bölgedeki kalkınmanın ve refahın önündeki engel kesinlikle para eksikliği değil, İsrail işgalidir. Bir kere Müslümanlar hani gölge etme başka ihsan istemem derdindedirler İsrail için. İsrail'in Filistin ve diğer Müslümanların topraklarını işgaline son vermesi lazım bir kere. Bölgedeki Filistinlilerin ve diğer herkesin parası olsun veya olmasın Kenan Bey. Bu önemli değil. Yani kalkınma refahmış. Bir kere İsrail, necis, siyonist elin onların üzerinde kalkması lazım. Bu arada Filistinliler, Müslüman Araplar dolarlar karşısında büyülenen ve ağızlarının tabiri caizse suyu akan kapitalistler değillerdir. Bu yaklaşım Trump'ın Orta Doğu ekibinin başka bir yanlış ve varsayımıdır. Yani bu zalimlerin halkın zekasıyla alay etme gibi hakları yoktur. Evet. Dünyanın bu bölgesindeki Müslümanlar, insanlar bir kere ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Her şeyden önce Filistinli Müslümanların yasal haklarının tam olarak verilmesi şarttır, esastır diye düşünüyorum ben. Burada şimdi bu ülkelerle yani Mısır gibi, başta evet. Mısır, çünkü Filistin'in hani Sina Yarımadası'ndan nakli gibi bir durum da var. Böyle bir plan söz konusu. Mısır başta olmak üzere diğer bir takım körfez ülkeleri, ihanet şebekesinin içinde olan ülkeler. Bu ülkeler bundan sonra hani Filistin davasıyla ilgili daha ön plana çıkabilir mi? Yani Filistin davasının tasfiyesi noktasında Siyonist işgal çetesinin yerine Filistinliler bu ülkelerle mücadele etmek, hatta savaşmak zorunda kalabilir mi? Böyle bir sürece mi evrilecek? Evet, şimdi tabii bu Filistinli Müslümanların bu ülkelerle mücadele etme şansları şimdilik zayıf. Ancak bu problem, sorun, ümmetin sorunu, problemi. Bir kere Müslümanların devlet düzeyinde siyasi bir irade Kenan Bey ortaya koymaları lazım. Biz daha önceki programlarda da acizane buna benzer şeyleri ifade ettik. Aslında Filistin bugün İsrail, Siyonist rejimi tarafından işgal edilmiş. Mehmet Bey'in dediği gibi şu an Müslümanların elinde kalan koca bir Filistin'den geriye %11'lik topraklar kaldı geriye. Bu azınlık, bu şey topraklar üzerinde bir iki devletli bir çözüm öneriliyor. Filistin'i Müslümanlara dayatılıyor. Yani Siyonist devletin Müslümanlar üzerindeki necis elini çekmesi, Gazze'li Müslümanların üzerindeki ambargonun, zulmün kalkması için bir kere Mısır'daki rejimin, diktatör rejimin bertaraf edilmesi lazım. Bir kere Suud rejiminin bertaraf edilmesi lazım. Bahreyn rejiminin ya da bir Ürdün rejiminin, Birleşik Arap rejimlerinin bertaraf edilmesi. Burada yönetimin halkların, Müslüman halkların eline geçmesi lazım ki Müslümanlar siyasi bir irade ortaya koyabilsinler. Hani bugün Kudüs ve Filistin davasını destek noktasında, ona sahip çıkma noktasında Mehmet Bey'in de söylediği, Mehmet Hocam'ın, problem yok. İslam dünyası bu konuda tepki de ortaya koyuyor, irade de ortaya koyuyor. Ancak devletler düzeyinde irade ortaya koyma problemimiz vardır. Bu da şudur, bugün Siyonist devleti bir sur gibi, bir kale gibi saran, bu işgalci rejimlerin, Müslümanların başına musallat olmuş bu zalim diktatör rejimlerinin bertaraf edilmesi lazımdır. Ki Filistinlilerin istediği onurlarıdır. Ki küresel sahneye ortak olma ve kendi ülkesi olan insanlar olarak gurur duyma hakları vardır. Ki onlar yanlış yönlendirilmiş 100 yılın anlaşması dediğimiz Filistinlilerin mülkiyetleri inkar edilirken alıp eften püften bahanelerle Filistinlileri birilerinin oyalama hakları yoktur. Yani bugün tabii ki Mısır rejimi
İhvan-ı Müslümin gibi köklü bir hareketi tasfiye yoluna zahiren gitti. Ülkenin meşru seçilmiş cumhurbaşkanını zindanda öldürdü, şehit ettiler. İhvanın birçok lider kadrosu hakeza bu aynı mezalime tabi tutulmakta, şehit olanlar, idam edilenler vardır. Ki dikta rejimler bugün batılı emperyalist devletler tarafından da el üstünde tutulmaktadır. İnsan hakları, demokrasidir, şudur budur, bunlar lafı güzel işin hakikati. Yani peki, İsrail'in rahatlatılması adına bugün Gazze'deki İslami Direniş Hareketi'nin Mısır tarafından bertaraf edip Mısır'ın, Gazze'li Müslümanların Sina Yarımadası'na taşınma planları da yok değil aslında. Peki yine devam edeceğiz. Ben Mehmet Bey'e söz vermek istiyorum. Sayın Eşin, şimdi tabii Doğu Akdeniz gerilimi de var ama yüzyılın anlaşmasıyla ilgili son bir soru yöneltmek isterim. Şimdi yüzyılın anlaşmasıyla ilgili siz de ifade ettiniz. Detaylar gerçekten vahim. Filistin davasının tamamen tasfiyesi öngörülüyor. Şimdi diyeceğiz ki İslam İşbirliği Teşkilatı nerede, ama bu teşkilatın ana omurgasını oluşturan birçok ülke Bahreyn çalıştayında yer aldı. Dolayısıyla yani Filistin davasıyla ilgili, bu davanın tasfiyesiyle ilgili yürütülen bu süreç karşısında Müslüman kamuoyunun tavrını nasıl buluyorsunuz? Nasıl olması gerekir? Bu bahsi bununla toparlarsak neler söylersiniz? Yani tabii maalesef şu anki ümmetin içerisinde bulunmuş olduğu durum portre iç açıcı değil. Daha önce İslam aleminin bir Filistin davası vardı. Şu anda ise tamamen neredeyse artık her coğrafya, her ülke, her İslam ümmetinin bir parçası bir Filistin olmuş. İşte Suriye, Irak, Türkiye, Yemen, Sudan, diğer coğrafyalar da bundan pek farklı değil. Herkes kendi yarasıyla, kendi derdiyle uğraştırılıyor. Eğer gerçekten de zaten İslam ümmeti birlik, beraberlik içerisinde olmuş olsaydı, belki şu anda yaşadığımız birçok sorunu, problemleri yaşamıyor olacaktık. Dolayısıyla artık uluslararası emperyalizm, uluslararası küfür dünyası öyle bir planla İslam ümmetinin karşısına çıkıyor ki, yani Müslümanların diğer kardeşinin, kendi kardeşinin derdiyle dertlenmesine izin verilmiyor, fırsat verilmiyor. Eğer Mısır'ın başında Muhammed Nursi, Allah rahmet eylesin, olmuş olsaydı Filistin bu kadar sahipsiz olmayacaktı. Gazze bu kadar sahipsiz olmayacaktı. Belki şu anda Suriye'deki durum olmasaydı, şu anda karşı karşıya gelen güçler belki Filistin davası için omuz omuza verip Siyonizme karşı, işgale karşı mücadele ediyor olacaktı. Dolayısıyla ümmet maalesef bir A planı, bir B planı, örnek vereyim, yarın Siyonist rejim eğer Mescid-i Aksa'ya tamamen el koyarsa, orayı işgal ederse ümmetin bir A planı, B planı maalesef yok. Dolayısıyla şu anda en azından temennimiz, duamız, bütün çalışmamız ümmetin bir araya gelmesi, ümmetin birlik içerisinde hareket etmesi. Şu andaki temel sorunların müsebbibi ümmetin birlikten yoksun olması ve bu sorunların, bu problemlerin çözümü için de tek yol, tek çare ümmetin bir araya gelmesi. Yoksa bir Gazze'deki direnişin, bir Türkiye'nin, bir İran'ın, bir Mısır'ın tek başına bu uluslararası küfre karşı durması gerçekten zor, mümkün değil. Dolayısıyla halklar bazında olsun, bu STK'lar bazında olsun, bu farklı kurum kuruluşlar bazında olsun, ümmetin bir araya gelmesi lazım ve ümmetin bir olup kendi düşmanlarına karşı mücadele etmesi lazım. İnşallah temennimiz, umudumuz, çekilen bu sıkıntılar ve bütün bunlara rağmen elhamdülillah şunu görüyoruz, Kudüs davası Müslümanlar için ortak paydadır ve buna rağmen Siyonist rejim halen Müslümanlardan korkuyor, Müslümanlardan çekiniyor. Bir Gazze'deki direnişi ondan çekiniyor, onu bitiremiyor. Ve bundan çekindiğinden dolayı da Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü tamamen işgal etmeye yanaşamıyor. Peki efendim, şimdi dilerseniz Doğu Akdeniz'le devam edelim. Doğu Akdeniz'de gerilim giderek tırmanıyor. Bugün Mısır'la
Fransa ortak bir askeri tatbikat başlattığını duyurdu Doğu Akdeniz'de. Tabii Türkiye'ye yönelik bir takım hani gözdağı içerikli mesajlar olarak da okundu. Tabii diğer taraftan bir takım Amerikan şirketleri var. Fransa'sı, İngiltere'si, bunun yanı sıra Siyonist işgal çetesi ve en nihayetinde Yunanistan ve Güney Rum yönetiminin olduğu bir blok oluşmuş durumda. Sizce Doğu Akdeniz'de yaşananların perde arkasında ne var? Doğalgaz ve petrol bütün mesele bu mu, yoksa daha farklı boyutları da var mı? Tabii bu sorunun, problemin siyasi ayağı var, ekonomik ayağı var, enerji boyutu var. Şu anda Doğu Akdeniz'de belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük savaş gemilerinin yoğunlukta olduğu, yığınak yapıldığı bir yerdir. Şu anda ki toplam savaş gemisi sayısı 200 diye tabir ediliyor. Zaman zaman bu azalsa artsa da ortalama şu anda 12 ülkeye ait 200 tane savaş gemisi var. Tabii bu neden önemli Doğu Akdeniz? Malumunuzdur, birçok dünyanın farklı bölgelerinde petrol olsun, doğal gaz rezervi olsun yavaş yavaş tükenmeye ve yok olmaya gidiyor. Akdeniz'de ise şu anda tespit edilebilen doğal gaz ve petrol rezervi şudur: 15 trilyon metreküp doğal gaz ve bunun yanında da 55 milyar varil petrol olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla birçok ülke buradaki doğal gazı, petrolü alarak dengeleri alt üst etmek istiyor. Ki Akdeniz en yakın ülke Türkiye. Türkiye'nin orada kıta sahanlığı var, işte Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Ve eğer Türkiye buradaki doğal gazı, buradaki petrolü eğer çıkartırsa en azından kendi enerji ihtiyacını kendisi karşılayacak ve petrola, doğal gaza vermiş olduğu milyarlarca dolar kendi cebinde kalacak. Ve bunun yanında yerine göre Rusya'nın, yerine göre İran'ın, yerine göre Mısır'ın doğal gaz kozunu kullanarak Türkiye'yi tehdit etmesi ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla tabii Türkiye'nin daha önce kendisine ait araştırma gemileri yoktu. Yani belki öyle bir niyeti de yoktu. Fakat son dönemlerde kendi imkanlarıyla şu anda iki tane sondaj gemisi yapıp bunları Akdeniz'e gönderdi. Ve bu gemiler de şu anda Türk Deniz Kuvvetleri tarafından korunmakta. Tabii Kıbrıs Rum kesimi olsun, Yunanistan olsun, Türkiye ile uzun süreden beri Ege'de olsun, Akdeniz'de olsun kıta sahanlığı ihtilafı devam etmektedir. Kıbrıs Rum kesimi kendi tamamen Kıbrıs'ın tek hakimi görmekte. Ve bu tek hakimini görmüş olduğu, olmanı görmüş olduğu avantajla, ki bunun arkasında Avrupa var, Amerika var. Son dönemlerde Mısır'da darbe olmasıyla birlikte Mısır'ın da buraya Türkiye'ye karşı bir blok oluşturması gündemde. Dolayısıyla Fransız, İtalya, Amerika, İsrail, yerine Lübnan enerji firmaları Kıbrıs Rum kesimiyle anlaşma yaparak buralarda sondaj yapmaya başladı. Tabii Türkiye'de kendi haklarını koruyacağını, bu toprakların salt bir Rum kesiminin olmadığını açıklayıp oraya gemi gönderdi. Ve tabii zaman zaman bu karşılıklı olarak bazı tehditlere, bazı şantajlara dil oraya varabiliyor. Dolayısıyla şu anda tabii caizse bu yolla Türkiye'nin bu enerji kaynaklarına sahip olmaması, ekonomisinin güçlenmemesi ve bunun yanında da Türkiye'yi Doğu Akdeniz üzerinden sıkıştırıp Amerika'nın, Siyonist rejimin isteklerine boyun eğdirilmek isteniyor. Ki şu an dediğiniz, ifade ettiniz, bugün işte Fransa, Mısır ortak bir tatbikat yaptı. Neredeyse hemen her gün farklı ülkeler bir araya gelip Akdeniz'e tatbikat yapıyor. Ki şu anda da Türkiye'nin orada 34 tane toplam savaş gemisi var. Ve zaman zaman bu gemiler tatbikat yapıyor. Ki geçenlerde Türk F-16'larının araştırma gemiler üzerindeki uçuşu dünya basınında, özellikle Yunan basınında çok şey yer buldu. Dolayısıyla hem ekonomik ayak var, hem de bunun siyasi ayağı üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma yönelik bir oyun tezgahlanıyor.
Peki şimdi ifadesiz de ifade ettiniz. Yani deyim yerindeyse bir barut fıçısına dönmüş durumda Doğu Akdeniz. Çünkü birçok ülkenin orada savaş gemisi var. Mısır meselesiyle ilgili de daha öncesinden zaten buraya birçok gemi konuşlandırılmıştı. Bu gerilim sıcak bir çatışmaya sizce döner mi? Burada Türkiye nasıl bir rota çizmeli? Tabii bu eğer sıcak bir çatışmaya dönerse bu salt bir Türkiye ile sınırlı kalmaz. Ki Yunanistan malumunuzdur. Son dönemlerde büyük bir ekonomik krize baş başa. Hatta ülke olarak iflasını verdi. Avrupa Birliği değil Yunanistan'a yardım etmek, Yunanistan'ı ayakta tutup borçlarını ödemek amacıyla ekonomik olarak destek çıktı, sahip çıktı. Ki Yunanistan bu şartlarda kendi bir uçağını dahi uçuracak yakıtı bulmakta zorlanırken bakıyoruz ki işte Yunanistan Türkiye ile tabi caizse laf düellosuna girdi. Kıbrıs Rum kesimi küçük bir ülke olmasına rağmen Türkiye ile İtalya üzerinden, İngiltere üzerinden Siyonist rejimin enerji şirketleriyle anlaşma yaparak Türkiye'yi tabi caizse köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada olabilecek bir çatışma Allah muhafaza etsin sadece Türkiye'ye sınırlı kalmaz. Belki bir dünya savaşına döner ki şu anda sadece Türkiye işte batı ülkede Rusya'nın da önemli oranda bir askeri gücü var, donanması var, savaş gemileri var. Dolayısıyla kanaatimce bu kontrollü bir sürtüşmeyle Türkiye'yi tabiri caizse orada var olacak bir anlaşmaya doğru götürmek veyahut da Türkiye'yi enerji arama noktasında, petrol arama noktasında geri adım attırmak veyahut da bir noktada en azından bir araya gelip bu enerjiyi kendi aralarında paylaşma yollarına gidecektir. Peki Sayın Eşim, bu arada aslında konuyla bağlantılı yönleri de olan Libya meselesi var. Şimdi Libya'nın son günlerde Türkiye'ye yönelik tehditleri oldu ama sizce Libya'daki gelişmeler gerek Türkiye'ye yönelik tehdit boyutuyla gerekse genel olarak Libya'da yaşanan o kaos Doğu Akdeniz hakimiyet mücadelesinin bir parçası mıdır? Yani öyle dersek yanılmış olmayız, doğru söylemiş olacağız. Şu anda malumunuzdur, Kaddafi devrildikten sonra gerçekten de Libya rahat yüzü görmedi. En azından Kaddafi döneminde bir istikrar vardı, iyi olsa da kötü olsa da. Fakat Kaddafi'nin devrilmesiyle Arap Baharı denilen süreçte Libya bir kaosa sürüklendi. Tabii Bingazi'de ulusal devlet kuruldu ve bu devlet BM olsun, diğer ülkeler olsun, onlar tarafından tanındı. Fakat Kaddafi döneminde Kaddafi'nin sürgüne gönderdi. Kaddafi döneminde batıya kaçan General Hafter Libya'ya dönerek burada Amerika'nın hesabına iş yapmaya başladı. Ve askeri darbe yaptı. İşte bazı şeyleri ele geçirerek başkenti ele geçirmeye çalıştı. Tabii Türkiye burada Hafter'e karşı durdu. Askeri darbeci olması hasabıyla darbe olarak niteleyerek Hafter'i reddetti. Hafter'le ilişkiye girmedi. Ve başkentteki ulusal devleti destekleme, hatta ulusal bu devlete de zaman zaman askeri malzeme satışı, zaman zaman askeri araç gereç satma yoluna gitti. Tabii Hafter yani CNN'in bir beslenmesidir desek yanlış olmaz. Ve bunun üzerinden oradaki Türkiye çıkarlarını baltalamak, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak amacıyla orada bulunan 6 Türk vatandaşı kaçırıldı ve işte Türkiye'yi vuracağını ki gelen haberlerde o bölgede Türkiye'ye ait insansız bir hava aracının Hafter tarafından düşürülmesi ve orada Türkiye güçlerine, Türkiye savaş gemilerine, Türkiye vatandaşlarına tehditler savurdu. Tabii buna karşılık Türkiye'nin açıklamaları oldu. Eğer böyle bir durum olması halinde gereken karşılığın verileceği söylendi ve en son da kaçırılmış olan 6 Türk vatandaşı teslim edildi. Dolayısıyla burada küresel manada Libya'da olsun, Suriye'de olsun, Doğu Akdeniz'de olsun, işte Sudan'da olsun Türkiye ile Amerika'nın, Türkiye ile Avrupa'nın zaman zaman çıkar çatışmaları oluyor. Ve dolayısıyla Akdeniz'deki krizi Libya'dan, Libya'daki krizi Mısır'dan, Mısır'daki krizi
Türkiye'ye Türkiye'nin alacağı S-400 füzelerinden bağımsız görmek, ayrı görmek doğru olmaz. Ki şu evet. anda Mısır, en azından Mısır'ın elinde güçlü bir hava gücü var, kara gücü var, deniz gücü var. Şayet Türkiye S-400 füzelerini alırsa bu Akdeniz bölgesinde Mısır'a karşı olsun, Yunanistan'a karşı olsun, diğer güçlere karşı olsun bir üstünlük sağlayacağından dolayı işte görüyoruz ki Amerika bu füzeleri almaması için değişik tehditler, şantajlar, komplolar kuruyor. Dolayısıyla bunlar hepsi birbirinin devamı, birbirinin bütünün bir parçasıdır. Peki efendim, ben size çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklam aramız var ama bu arada sizi de uğurluyoruz. Dolayısıyla katkılarınızdan ötürü teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Eş'in İstanbul stüdyosundaydı ve hem 100 yılın anlaşmasıyla ilgili hem de Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili değerlendirmelerini dinledik. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Fesih Bey, sizinle tabii devam edeceğiz. Şimdi bir reklam aramız var. Reklam dönüşünde inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Evet değerli izleyenler, bizi izlemeye devam edin. Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz ve rehber gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. 100 yılın kaos ve işgal planı dedik. Amerika'nın Siyonist akla dayalı olarak gündeme getirmiş olduğu 100 yılın anlaşmasını konuştuk. Yine Doğu Akdeniz gerilimi gündemimizde, onu konuşuyoruz. İlk bölümde Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Eş'in de bizimle birlikteydi. Kendilerinin değerlendirmelerini dinlemiştik. Araştırmacı yazar Fesih Yasak bizimle birlikteler. Fesih Hocam, şimdi devam edersek, tabii biz Mehmet Eş'ine Doğu Akdeniz gerilimini de sorduk ama aslında sizinle 100 yılın kaos ve işgal planına ilişkin devam ediyorduk. Dilerseniz o konuda tamamlayın. Evet. Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin de sizin için de sorularım olacak. Evet. Ama bu 100 yılın anlaşması ile ilgili evet dedik, şimdi 100 yıllık bir süreç var. Balfour Deklarasyonu ile başlıyor ama önümüzdeki 100 yılı da ipotek altına almaya dönük, önümüzdeki 100 yılı da işgal etmeye dönük sinsi bir plandır. Son olarak ekleyeceklerinizi dinleyelim. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim Kenan Bey. Ölü haham Judah Magnus. Evet. Yahudilere Filistin'de bir devlet vaat eden Balfour Deklarasyonu hakkında emperyalizmin Yahudi halkına kötü hediyesi diyor. Emperyalizmin Yahudi halkına kötü hediyesi yorumunda bulunması manidar. Aynı zamanda o döneme kadar Osmanlı Filistin'inde yaşayan Yahudiler burayı Osmanlılardan alma gibi bir istek ve çaba içinde değillerdi. Bunu söylemeden eksik söylemiş oldu. Hatta Siyonist faaliyetlerin uzun süredir Filistin'de yaşayan Yahudilerle Müslüman Araplar arasında egemen olan iyi ilişkilere zarar vereceğinden endişelendikleri için öyle devlet olmaymış, ulus olma iddiasına bulunma yok kesinlikle. Yani tüm bunlardan anlaşılacağı üzere bu deklarasyon o dönemde Yahudilerin büyük çoğunluğunun çeşitli gerekçelerle Siyonizm karşıtı olması sebebiyle ki bugün İsrail'de 1948'de kurulan devlet Siyonizm fikri üzerine kurulmuştur. Ama Siyonist devlet kurulmadan önce Yahudiler arasında Siyonizm kuşkuyla karşılanıyor ve karşıtlık, muarızlık vardır. İşin hakikati Siyonist Yahudilerin baskıları sonucu savaş döneminde değişen şartlara binaen İngiliz hükümetinin çıkarlarıyla Siyonistlerin çıkarları örtüşünce İngiliz hükümeti Kenan Bey Siyonizm yanlısı bir tutum takınmaya başladı. Yine şu çok önemli, deklarasyonun amilleri arasında Balfour Deklarasyonu'nu ortaya çıkaran amillerin en önemlisi İngiltere'nin savaştan galip ayrılma endişesi ve emperyal arzularıdır.
1917'de yani Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sona ermeden bir yıl önce gerek Rusya'da meydana gelen Bolşevist devrimi sonucu İngiltere'nin yanında yer alan Rusya'nın savaştan çekilmesiyle İngiliz emperyalizmi endişeye düşmeye başladı. Burada doğacak boşluğun yarattığı endişeyle ki Almanya'nın gerek Almanya'nın gerekse müttefiki olmasına rağmen Fransa'nın Filistin bölgesinde etkin konuma gelmesiyle ki birazdan belki o soruyu soracaksınız ki her zaman etkin olmaya çalışmış Fransızlar, Almanlar, Ruslar, ABD emperyalizmi, İngilizler dünya sahnesinde Doğu Akdeniz'deki bu petrol şeyinde de bu vardır. Tamamlayın Doğu Akdeniz'e geçelim. Oraya inşallah geçelim. Özetlerseniz kısaca. İngiltere'nin Süveyş kanalı ve Hindistan'a giden yollar üzerindeki kontrolü kaybedebileceği endişesi doğdu. Endişesinin verdiği tedirginlik İngiltere'nin o dönemde marjinal düşüncesi olan Siyonizmi desteklemesinin ve deklarasyonun yayınlanmasına sebebiyet verdi. Ve hasıl son olarak şunu söyleyelim ve bu konuya geçelim. 1923'ten itibaren bölgede faaliyet gösteren İngiliz işgal rejimi 400 yıllık huzurun defterini kapattı. Siyonist devlet kurulduktan sonra ki bugün Orta Doğu'da kan, gözyaşı, kaos eksik olmuyor. İsrail'in kurulmasının önünü açan bu emperyalist politikalar bölgede yüzyıllardır karşılıklı anlayış içerisinde olan oradaki Yahudilerle Müslümanlar, Hristiyanlar arasında bir çatışma fitilini ateşledi. Velhasıl ne oldu? Bunun sonucunda Kenan Bey yüz binlerce Filistinlinin ölümüne 5 milyondan fazlasının yerinden edilerek mülteci durumuna düşmesine sebep olan bu insani kriz özür ile telafi edilebilecek bir şey değildir. Bu insani krizin önüne geçilebilmesi en azından giderek büyümesinin önlenebilmesi için mevcut durumdan sorumlu olan devletlerin ilk olarak atmaları gereken adım sebep oldukları acı ve haksızlıkları itiraf etme zorunlulukları vardır diye düşünüyorum. Peki ama maalesef bu bir tarafa bu süreci devam ettirmek ve daha da derinleştirmek, kaosu daha da derinleştirmeye dönük planları ortaya koyuyorlar. Böyle bir yaklaşım içerisindeler. Aslında konular birbiriyle bağlantılı. Şimdi yüzyılın kaos ve işgal planı dediğimizde aslında aynı aktörler. Şimdi Doğu Akdeniz'de de yine karşımıza çıkıyorlar. Doğu Akdeniz'de bir hakimiyet mücadelesi var. Baktığımızda tamam bir taraftan işte ciddi bir doğal gaz rezervinden söz ediliyor. Amerikan jeoloji araştırmalarının ortaya koyduğu bir takım veriler var. 10 milyar, 15 milyar metreküp arasında bir doğal gaz rezervinden söz ediliyor. Yine ciddi oranda bir petrol rezervi söz konusu. Ancak şu var, işte ifade ettiğiniz Süveyş kanalıyla ilgili. Hani Süveyş kanalı ve genel olarak İngiltere'nin, batılı devletlerin bu kanal üzerinden yürüttükleri veya genel anlamda Akdeniz üzerinden yürüttükleri hani enerji nakliyatında bir geçiş güzergahı o anlamda jeopolitik olarak, stratejik olarak önemli ve ortaya böyle bir gerilim çıkıyor. Böyle bir çatışma, çıkar çatışması var. Çakışan çıkarlar söz konusu ama bütün bu çıkar çatışması içerisinde olan güçlerin en nihayetinde bir blokta birleştiğini ve Türkiye'yi hedef aldıklarını ya da bu anlamda hani Türkiye'yi buradaki haklarından mahrum bırakacak bir politika izlediklerini görüyoruz. Neler söylersiniz? Size göre bu Doğu Akdeniz gerilimi nereye evrilir? Bu gerilimin tarafları şu anda zaten sıcak bir durum söz konusu. Bir çatışmaya evrilme potansiyeli var mıdır? Neler söylersiniz? Evet, teşekkür ederim. Doğu Akdeniz'de sular önce zengin doğal gaz kaynaklarının keşfedilmesi ve ilerleyen yıllarda ise Güney Kıbrıs Rum kesiminin Mısır ve İsrail'in bu kaynakların çıkarılması ve denizde arama faaliyeti için ihaleler düzenlemesinden sonra sular ısınmaya başladı. Bölgedeki enerji kaynaklarının potansiyeli ki Akdeniz Havzası doğalgaz
bakımından sizin de belirttiğiniz gibi zengin, ilgili olarak çok sayıda spekülasyon, tartışma, beraberinde çeşitli komplo teorilerini de doğurmuyor değil. Tabii bu potansiyelin dünya enerji jeopolitiğini kökünden değiştirebileceği ve yeni enerji aslarının oluşabileceği tezleri de havada uçuşmaya başladı. Türkiye ise konu özellikle hükümete yakın medya tarafından enerjide dışa bağımlılığın sona ermesini sağlama babında ve ülkenin enerji ticaretinde kavşak olma rolünü perçinleyecek bir gelişme olarak sunuluyor. Bu açıdan Türkiye bu piyasada ben yokum, pasif kalamaz, nötr kalamaz Kenan Bey. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, efendim Fatih ve en son olarak Yavuz gemisini Akdeniz'e doğalgaz aramak için Türkiye gönderdi. Şimdi altı çizilmesi gereken bir konu, Doğu Akdeniz Havzası'nın sadece kanıtlanmış ya da potansiyel enerji kaynakları açısından değil. Biz Balfour Deklarasyonu'na değinirken Süveyş kanalı buraya açılıyor. Orta Doğu'yla, Körfez'le vesaire bağlantı kuruluyor değil mi? Elbette. Coğrafi konumu yani önemli. Nedeniyle önemli olması. Orta Doğu'nun batıya yani Akdeniz üzerinden Avrupa'ya açılan kapısı. Mesela Rusya buraya inmek istiyor. İngilizler buraya hakim olmak istiyor. Fransızlar bir yandan, Almanya bir yandan, Yunanistan bir yandan. Yani buraya yığınak yapmaya çalışıyor herkes. Dünya ticaret hareketleri açısından Akdeniz önemli bir yer ki İngiltere ise Güney Kıbrıs'ta NATO kullanımında olan üstlere sahip değil mi? ABD uçak gemileri zaman zaman buraya konuşlanıyor. Kıbrıs'ta kendine üst talebinde bulunuyor İngilizler vesaire. Ki Türkiye'nin en fazla sınırı olan bir deniz, dünya deniz ticaret geçişlerinin ise yaklaşık üçte biri Akdeniz'de cereyan ediyor, Akdeniz'i kullanıyor. Kızıldeniz'in dedik Akdeniz'e çıktı. Enerji ve mal ticaret rotalarının geçtiği Süveyş kanalı yine ne dedik bu bölgeyi ye açılıyor. Şimdi tabii BP yıllık enerji istatistiklerine göre bu 2017'ye ait bir istatistik itibariyle dünyada kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin büyüklüğü 193,5 trilyon metreküp düzeyinde olduğu söyleniyor. Bu rezervin büyüklüğü mevcut doğal gaz üretim seviyesi baz alındığında yaklaşık Türkiye'yi 53 yıl besleyebilecek, ısıtabilecek bir düzeye işaret ediyor. Şimdi tabii aynı istatistikler 2017 yılında kanıtlanmış doğal gaz rezerv artışına en fazla katkıyı 0,3 trilyon metreküp ile İsrail. Ki bu piyasada Siyonist rejim yine ben varım diyor. Ki programın başında söylenildi. Meşru hükümet Mısır'da darbeyle devrildikten sonra darbeci rejim bugün ABD emperyalizmiyle kol kola İsrail'in amaçlarına hizmet eden hatta zaman zaman Türkiye karşıtı blokta yer aldığı ve Türkiye'yi tehdit ettiği Türkiye ile ilişkilerinin kötü gittiği Mısır'ın malum. Mısır bu piyasada ben de varım diyor ve İsrail'le çalışıyor. Mısır, İsrail, Lübnan, Yunanistan ve Türkiye'nin kıyısı bulunan bir deniz. Akdeniz'de yer alan Güney ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs var. Doğal kaynak. Fesih Bey şöyle evet. Bir hani çıkarımda bulunabilir miyiz? Baktığımızda aslında Avrupalı ülkelerin kendi içerisinde de bir çıkar çatışması var ama tabii. Bununla birlikte
Doğu Akdeniz'de hani birlikte hareket edebilme kabiliyetini, hatta bunu liyakat olarak da ifade etmek mümkün. O liyakati gösterebiliyorlar. Yani birlikte hareket edebiliyorlar. Ama diğer taraftan baktığımızda hani İslam ülkeleri sadece Doğu Akdeniz veya Doğu Akdeniz'de hani Türkiye'nin de tarafı olduğu gerilim üzerinden değil, genel İslam aleminin yaşadığı meselelere de baktığımızda yani ulusal çıkarlar denilerek biraz daha hani nasıl desek, Avrupa ülkelerinin, batılı emperyalist güçlerin, onların belirlediği kurallar dahilinde bir oyun oynanıyor. Evet. Onların gösterdiği o birliktelik, o ittifak ruhu bu tarafta maalesef gösterilemiyor. Nitekim gösterilemediği için de Filistin davasında işte ümmetin nerede olduğu ortada, Müslüman ülkelerin durumu ortada. Doğu Akdeniz'de de bunun küçük bir iz düşümü gibi. Neler söylersiniz? Tabii doğru. Yani işin hakikati bu doğal gaz piyasasında da pastadan daha fazla pay alma adına, sizin de belirttiğiniz gibi her biri farklı bir görüşte olmasına rağmen, ulusal çıkarları söz konusu olmasına rağmen, en az bu piyasada tek seslilik var. Yani Avrupa devletleri arasında Türkiye'ye karşı birleşebiliyorlar. Ki bizi üzen, bugün Müslüman ülkelerin bu konuda yek vücut olamaması, birlikte hareket edememesi, aslında ümmetin, Müslümanların yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarından adil ve eşit bir şekilde faydalanması adına gücünü birleştirip bir araya gelebilirler. Ama maalesef bugün siyasi otorite, irade buna izin vermediği için bugün Mısır'daki ya da bir başka Müslüman ülkedeki Türkiye hariç ya da İran İslam Cumhuriyeti hariç karşı duruş sergiliyor emperyalizme, zulme karşı. Akılları başkasının cebinde. Akılları başkasının cebinde olunca kendileri düşünemiyorlar. Kendileri üretme konusunda aciz kalıyorlar. Ki malum Doğu Akdeniz'de kanıtlanmış doğal gaz rezervi halen 2 trilyon metreküplük büyüklüğünden bahsediliyor. Mısır, bu rezervlerin büyük bölümü Mısır ve İsrail'in alanlarında bulunuyor. Şimdi halbuki Mısır'ın Türkiye ile hareket etmesi gerekmiyor muydu? Bu doğal gaza ulaşma, bu doğal gazı çıkarma, kullanma konusunda, ama ne yapıyor? Siyonist rejimle beraber çalışıyor. Yani burada aslında Mısır rejimi zahiren kendi halkının ulusal çıkarlarını düşünüyor gibi görünüyor. İşin temelinde, perde gerisinde aslında Siyonizmi hizmet etme vardır burada da. Siyonizmin cebini şişirme, zengin etme. Hali hazırda bölgede kanıtlanmış 2 trilyon potansiyel. Burada benzer bir durum hani Suudi Krallığı'nın, işte Birleşik Arap Emirliği'nin çöreklendiği o petrol kuyuları içinde öyle zannediyorum ki söz konusu. Çünkü ümmete ait zenginlik kaynakları. Tabii. Ancak bu petrol kuyuları üzerinden elde edilen işte petrodolar olarak ifade ettiğimiz o gelir, dolarlar. Yine Amerika'nın yine Müslümanları hedef alan bir başka projesinin finansmanı da kullanılıyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de veya işte Suudi Arabistan'daki petrol kuyuları da ve genel anlamda İslam coğrafyasının yeraltı, yerüstü zenginlikleri, aslında bütün bunlar yani hani o birliktelik ruhuyla korunması gereken, en azından bunların batıya hani peşkeş çekilmemesi noktasında böyle bir hattın oluşması, böyle bir mücadele hattının oluşması gerekiyor, ama maalesef o istidadı, o liyakatı da gösterebilmiş, ortaya koyabilmiş değiliz. Hani bugün Batı'nın gücüne işte bazen o ihtişamına kapılırız, ama baktığımızda gerek Londra'nın, işte gerekse Paris'in, gerek New York'un ve benzer şehirlerin o şatafatlı, ihtişamlı görüntülerinin altında aslında İslam coğrafyasının sömürülen zenginlikleri yatıyor. Tabii. Böyle bir gerçekliğimiz var. Doğu Akdeniz'de de evet, işte bu anlayıştan dolayı Türkiye orada yalnız tezlerini savunuyor.
bir başka İslam ülkesi bir başka meselede yalnız başına kendi tezini savunuyor. Böyle bir handikapımız var maalesef. Zaten Kenan Bey, Türkiye'nin hedef alınmasının temel nedeni bu. Yani Suud, Birleşik Arap rejimleri ya da Orta Doğu'daki krallıklar, şeyhlikler ümmetin servetini zalimlere, emperyalistlere peşkeş çekme durumu vardır. Keşke o petrol gelirinde elde edilen o zenginlik halka yansısaydı, istihdama dönüşseydi. Bununla ne yapılıyor? Bununla efendim ABD emperyalizminden, Avrupa ülkelerinden silah alınıyor. Ve bu silahlar kime karşı kullanılıyor? Yine Müslümanlara karşı kullanılıyor. Yani ya Yemenli garibanlara, mazlumlara karşı kullanılıyor, ya İran'ı tehdit etmek için kullanılıyor, ya Türkiye'yi tehdit etmek için kullanılmaktadır. Keşke bu servet, bu petrodolarlar ümmetin cebine aksaydı. Yine Doğu Akdeniz'deki aktörlerin hedefinin Türkiye'yi Akdeniz'den çıkararak, sizin de dediğiniz gibi, doğal kaynakları sömürme amacı güdülmektedir. Türkiye buna katiyen müsaade etmiyor. Aslında Türkiye burada bir irade ortaya koyuyor. Evet. Benim kaynaklarımı ben işleteceğim. Sömüremezsiniz. Türkiye burada ciddi bir duruş sergiliyor. Birileri kabul etse etmese. Yani burada bölüf yok. İcraat ortaya koymakta ve tüm taraflara bunu hissettirmekte. Sayın Cumhurbaşkanı da zaman zaman yaptığı konuşmalarda Batı'yı meydan okuyarak abi Fransa'ya, efendim Yunanistan'a ya da diğer ülkelere, Akdeniz'de gaz arayan ülkeler için, aslında biz garantör devletiz. Bizim burada hakkımız vardır. Adam Akdeniz havzasına sınırı şey olmadığı halde gelip doğal gaz arıyor. Yani burada şudur aslında. Akdeniz'deki durum, manzara, dünya tek kutuplu bir düzenden çok kutuplu bir düzene geçişin sancılarını yaşıyor Kenan Bey. Bu çok önemli. Doğu Akdeniz'deki esas kavga bu belki. Yine Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin faaliyetlerinin bir egemenlik varoluş göstergesi olduğunu, evet, işaretidir. Mesela... Devam edin ama toparlarsanız, şimdi süremiz de sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi ifade ettiniz, Fransa'nın tavrı ortada. Fransa'nın şimdi hani Kıbrıs'la bir alakası da yok. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin hani Türkiye'ye yönelik geçen bir açıklaması olmuştu. Bu Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili. Biliyorsunuz bu daha önce askıya alınmıştı. Tekrardan anlaşmanın yenilenmesiyle ilgili müzakere süreci devam ediyor. Bu müzakere sürecinin durdurulabileceği yönünde hani bir tehditkar bir açıklama söz konusuydu. Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin bu tavrı üzerinden toparlarsanız buyurun efendim. Türkiye kuşatılmak isteniyor. Evet. Türkiye aslında tehdit ediliyor. Türkiye'nin ekonomisinin efendim Akdeniz'de doğalgaz çıkaracak kadar yeterli olmadığını, Türkiye bu faaliyetlerine devam ederse Türkiye ekonomisinin çökebileceğini, zaman zaman gümrük anlaşmalarını iptal etmekle, işte zaman zaman bilmem F-35 satışlarını durduracağız ABD emperyalizminin, ya da efendim zaman zaman sen S-400 füzelerini Rusya'dan alırsan ambargo uygulayacağız. İşin hakikati Türkiye'nin egemenlik hakları ihlal edilmek isteniyor. Bir ülkenin bağımsızlık hakkı. Şimdi Türkiye egemenlik haklarını kimseye çiğnetmemesi lazımdır. Bir de şu var. Türkiye bu adımları tamamlamış ve Doğu Akdeniz'de kendi gemileriyle sondaj faaliyetlerine başlamıştır. Burada geri dönüş yok. Şu an 600 metre, bazı akademisyenlerin deyimi, metre derinliğine kadar delme işlemini yapmış diyorlar. Nitekim Rumlar burada Türkiye'yi tehdit ediyor. Programın başında bu bir çatışma sürecine doğru evrilir mi sorusunu sormuştunuz. Yani bu bir çatışma sürecine doğru evrilmez. Halkı aç, perişan olan, kendi uçaklarının yakıtını temin etmekte zorlanan bir ülke,
Türkiye ile savaşı göze alamaz yani işin hakikati. Türkiye bölgedeki siyasi ve askeri hareketlikle izlenen adımların maksadını iyi bildiği için Akdeniz'de bir oldu bitiye müsaade etmeyecektir. Türkiye bu konuda kararlı. Kıbrıs adası üzerindeki fiili ve etkin uluslararası hukuktan da kaynaklı garanti anlaşmasından feragat etmeyecek. Hani Cumhurbaşkanı biz burada garantör devletiz dedi. Peki ve, efendim son bir cümleyle lütfen. Bir de şöyle Türkiye-Libni arasında deniz yetki alanları sınırlandırılmasına yönelik yapılacak bir anlaşma imzalandı. Libya'daki ulusal mutabakat hükümeti ile Türkiye arasında. Tabi Halife Hafter güçleri Sisi rejiminin kontrolünde ve ABD batıya hizmet eden bir general. Türkiye'nin 6 vatandaşını rehin aldı. Türkiye tavır aldı, bıraktı. Doğu Akdeniz'de Güney Rum kesimiyle hareket eden Mısır ve Yunanistan'ın hayali adımlarına ağır bir darbe olacak inşallah Türkiye'nin bu adımı. Ve yayılmacı deniz sınırı hedeflerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Peki, süremizin sonuna geldik. Katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, Rehber Gündem'in bu haftada sonuna geldik ve hem 100 yılın kaos ve işgal planı dediğimiz Amerika'nın 100 yılın anlaşması diye gündeme getirdiği o planı konuştuk. Hem de Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi konuştuk. Bu haftalık bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.